Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet, Cenabı Cenab-ı Hak okuduğumuz bu manaları idrak etmeyi ve ondan istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. E, derslerin yapılması anında derslere iştirak eden melekler var. Kur'an okunurken Kur'an'ı dinlemeye gelen melekler var elbette. Şimdi bizler de burada sizler bulunduğunuz yerde bu ilahi sofranın böyle ikramlarından istifade etmek üzere hep beraber bulunuyoruz. Fakat bize bir de iştirak eden melekler var inşallah. Ee, bizler gibi idrak etmekten ya da bizler gibi müteale etmekten, bizler gibi okuyup birbirleriyle istifade etmek için adım atmaktan geri olan o varlıklar bizim bu yaptığımız bu davranışlara gıpta ile bakar ve bize dua ederler. İnşallah Ay. meleklerin duasına Rabbim hepimizi mazhar kılsın. Evet Ay. yine 25. Lem'adan yani Hastalar Risalesi'nden bir yer okuyacağız. Bediüzzaman Hazretleri hayatının her bir karesinde ya da bir kişinin yolculuğunda duracağı her bir yolculukta e, ki o durakları dikkate almış. Çocuklar için, gençler için, hastalar için, yaşlılar için. Evet hepimizin hayat yolculuğunda varacağımız duraklar. İşte duraklardan birisi hastalık durağı. Hastalar isaresi 25. lemada hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iade-tul-mariz yani geçmiş olsun makamında yazılmış olan bu risalenin 18. devasını okuyacağız. İnşallah hepimize deva olsun diyorum. Ve bugün yine dersimizi Metin Duymaz kardeşimle birlikte mütale edeceğiz. Rabbim istifade etmeyi, istifaze etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Betin kardeşim buyurun. Ee, önceki derslerimizde olduğu gibi e, devayı bir e, düz okuyalım. Evet. Daha sonra dönüp mütalaa ederek devam edelim. Çok iyi inşallah. olur. Buyurun sizi dinliyoruz. 18. Deva. Ey şükrü bırakıp şekvaya giren hasta. Şekva bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan bir çare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa İki gözü de olmayan amalara bak, Allah'a şükret. Evet, nimette, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Bu sır bazı risalelerde bir temsil ile izah edilmiş. İcmali şudur ki, bir zat bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. O mütenevvi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı. Daha yukarıya çıksaydım. Ne için o dağ gibi veya öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şekvaya başlarsa ne kadar bir küfran nimettir, bir haksızlıktır. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, İnsan olup Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya sui ihtiyarıyla veya sui istimaliyle elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekba etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyeti ilahiyeyi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Akıl odur ki ellezine izza esabetun musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun sırrıyla teslim olup sabretsin. Ta o hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. Evet, burada da yine en son cümlede akıl odur ki kalbi, gönlü, ruhu, vicdanı evet. harekete geçen basireti açık açık olana akıl tabiri kullanılır. Yani, yani akıllı insan odur. Evet. Akıl o akıldır ki. O akıl o ki, evet. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُنْ قَالُوا Dediler. Evet. İnna lillah wa inna Biz Allah'tan Yani geldik, bir ne musibete duçar olduklarında, bir musibet başlarına geldiğinde onlar derler ki biz Allah'tan geldik. Ya. Allah'a gideceğiz. Aynen. Şimdi bu hakikat. Nereden geldik? Allah'tan. O kadar ya. muazzam tefsir var ki burada. Ya, ya. Bakın o kadar muazzam bir tefsir var ki, burada bir de hadis-i şerifin tefsiri var. Evet. Öyle bir boyutuyla ifade ediyor ki, sen kimsin ki hak iddia ediyorsan? Subhanallah. Yine bizi biraz daha resetlemeye davet ediyor. Biraz daha bizi böyle hafif okşayarak hizaya getiriyor. Şimdi ilk cümleye bakalım. Her bir deva bambaşka bir bakış açısı değil. Da... Demek ki bakışımıza istikamet ve şuur evet. kazandırıyor. Metin abi tabi hastalık ve musibet evet. insanın daha çok yani şimdi üstad her seferinde vicdan ve aklı burada devreye sokuyor. Evet. Genel manada maddi boyutuyla akıl ve vicdanı devre dışı bırakıp hissiyatlarıyla, duygularıyla, konuşturuyor. Acındırıyor kendisini işte kırılıyor, dökülüyor, duygusallaşıyor. Duygular da yıpranmışsa ayarını kaçırıyor. Ya. Yani biraz hastalar risalesi musibete duçar olmuş ya da hastalıklarla efendim işte karşı karşı gelmiş bir insanın aslında biraz da hizaya getirildi, biraz da resetlendi, Hı. biraz da ayara sokuldu, fabrika ayarlarına dönüştürüldü bir pencere açıyor, pencereler açtırıyor. Özümüze dönmeye davet ediyor. Özümüze ediyoruz. dönmeye. Evet. Çok güzel. Şimdi ey şükrü bırakıp şekva'ya giren hasta. Demek ki yani halimizden bir, şikayet edeceğimiz bir noktaya getiriyor. Öyle bir biz. noktaya geliyor ki artık şükrü bırakıyoruz. Hmm. Yani şükrü bıraktığımız an nimeti terk etmişiz. Nimetin farkında değiliz. Artık onun bir nimet olmadığını halimize rıza göstermeden şikayet etmeye başlıyoruz. Hmm. Yani şikayet başlıyor. Ey şükrü bırakıp şekfaya giren hasta. Şekva, Ama şikayet edemeyiz. Neden şekva, şikayet edemeyiz? evet. Şekva, şikayet bir haktan gelir. ya Senin bir hakkın zayı olmamış ki şekva ediyorsun. Subhanallah. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var. Yapmadın. Hmm. Cenabı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Ya. Şimdi gelelim aşağıya. Hemen 1 2 3 4. paragrafta insan diyor. Hmm. Hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak. Allah. Şimdi öyle bir hazine ki Metin abi Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hazinesi ne? Yoktan yaratmak. Yoktan var ediyor. Evet. Yani yokluk hazinesi var onun. Sonsuz bir hazine. Kün feyekün emrine sahip. Ol der, oldurur. Takdir eder. Evet. Şimdi e, 50 yıl önce biz yoktuk. Gerçek yaşımız burada söylemeyelim de. <laughs> 50 yıl önce yoktuk. Peki 50 yıl önce yoktuk da yani ne oldu da birisi bize bir hak mı verdi ya da birisi bize bir yetki mi verdi ki? <laughs> Hakkımız Biz mı Bir vardı yerlerde ki? gizli miydik ki bu varlık alemine çıktık? Hayır. Hiçbir şekilde yoktuk. Hiçlikten vücuda geldik. Varlık alemine çıktık. Evet. Yani bir damla suyla görüntüde bir damla su. Hmm. Bakın nasıl bir terbiye var. Hiçten bir damla su vesile oluyor. Et oluyorsun, kemik oluyorsun, göz oluyorsun, kulak oluyorsun, saç oluyorsun ha? Evet. Hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak. Yani vücuda Biz, gelmiş başka varlıklar da var. O da olabilir. İhtimaller dahil. Yani taş da evvelden yoktu. Tabii. Var oldu. Hayvan da yoktu, yani. bitki de yoktu. Onlar da var oldu. Onlar da bizim gibi yokken var oldular. Şimdi biz de yokken var olduk. Biz taş olabilirdik, ya yeah. taş olmayarak. E ağaç olabilirdik. Ya. Yeah. Yani bitki olabilirdik. Od odun olabilirdik. Evet. Ayaklar altında ezilen ot olabilirdik. Yeah. Bak değiliz. Hayvan kalmayarak, e hayvanat aleminden yeah. bir sürüngen olabilirdik. Dört ayaklı bir şey olabilirdik. Değil mi? Tabii. Efendim vahşi ormanlarda yaşayabilirdik. O da değiliz. İnsan olup. Bak bu muazzam bir şey. Ya. Sonra Müslüman olarak. Yani her insan Müslüman değil. ya Her insan mukaddes beldelerde, İslami beldelerde, dünyaya gelmiyor. Basamaklar gibi nimetlere mazhar olmuşuz. Bu kadar nimetlerimiz var. Sana hangi hakkın var? Hangi hakkın elinden alınmış ki sen şikayet ediyorsun, şekve edip duruyorsun? Eee hmm. Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir derece nimet kazandığı halde yani her anımız hastalıkla mı geçiyor? Değil. Metin abi bir danışanım tabi e, tabii eşinden şikayet ediyor. Biraz dedim ki geçmişe gideyim onunla. Nasıl dedim evlendiniz? Biz dedi severek evlendik. Çok güzel. Peki ne kadar yıl sürdü bu sıkıntılarınız? 10 yıl sürdü dedi. Şey iyiliklerimiz 10 yıl sürdü. Bu iyiliğin içerisinde böyle en çok hoşuna giden bir Kareyi anlatır mısın bana dedim. Hüsnü hmm. abi az önce yüzü böyle ekşi, suratı asık, canı sıkılmış birisi, bir hanım kardeşim birden böyle bir tevessüm ederek o hatırasını anlattı bana. Demek ki evliliklerinin her anı mutsuz ve huzursuz geçmiyor. Değil. Ama Mutsuz anlara takılıp ama, bütün hayatımızı da mutsuzlaştırmamalıyız. Duygularımıza yenik yani. düştüğümüzde. Nefsimize esir olduğumuzda sanki yani o musibet, o sıkıntı, o gürültü, o kavga ya da o tartışma Allah hepimizin üzerinde onları alsın, Amin. E, huzur versin, Amin. inşirah versin, mutluluk versin. Ama o nefis sadece o tartışma ya da o anki davranışı dikkate alarak sanki hep hayat öyle geçiyormuş gibi. Hmm. Ta ki birileri çıkıp "Hele bana bir anlat bakalım." dediğinde yüzünün hemen değiştiğine ben şahit hmm. oldum. Hemen ben şahit oldum. Yani sanki sanki yani hep böyle hayat şey geçiyormuş. Sahat ve afiyet e, içine geçiyormuş. Ya da hep musibet ve hastalıkla geçiyormuş. Onun için diyor ki çok zaman sahat ve afiyet görüp yüksek bir derece nimet kazandığı halde bazı arızalarla olabilir. Sahat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı ve su ihtiyarıyla ve su istimaliyle elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek. Ama ne yaptım böyle başıma geldi diye bu sefer rububiyeti ilahi tenkit i̇şte ediyor gibi tehlikeli. bir halet. Bak ne oldu? Bu şikayet rububiyeti i tenki tenkitmiş. Evet. Ya. Peki bu sıkıntı, bu musibet, bu hastalık veya bu huzursuzluk neyle geliyor? Senin su ihtiyarınla. Yani bu maddi hastalıktan daha musibetli, bu sefer manevi bir hastalığa sebep olan dehşetli bir hastalık oluyor. Oraya geleceğiz. Evet. Yani senin gözünün önünde perdelerin var. Güneş çıkmış da sen kalın perdeyi çekmediğin için evin içine girmiyor. Hmm. Güneşin suçu yok. Ee, sen gözündeki perdeleri kaldırmamışsın. Eşinin sadece o kör noktasına odaklanıp eşini o zam o şekilde görüyorsun. Evet. Hani Risale-i Nur'da hilal görme mevzusunda işte yaşlı birisinin diyor kirpiği kabiz halini almış diyor. Gözlerinin önünde ona hilali gördüğünü iddia ettiriyor. Evet. Gördüğü doğrudur ama hakikat değildir. Hakikattir. Yani sadece oraya odaklandığı an, o kavisli olan kirpik gerçekten hilal gibi gösterir. Peki bu kirpik hilal kadar büyük müdür? Değildir. Hilal kadar ces, e, cesim midir? Hilal kadar görkemli midir? midir? Hilal midir? Değildir. değildir. İşte hayattaki arkadaşımıza, evladımıza, kardeşimize ya da başımıza gelen her bir şeye ya da bedenimize alakalı bir problemde, bir hastalıkta oraya odaklandığımız zaman sanki ömür hep hastalıklı geçiyormuş gibi. Ya. Peki kimin mal? Yani hep öyle geçiriyor. Sen suyu ihtiyarınla, su istimalinle kötüye kullanıyorsun. Kıymetini bilememekten. Bilemediğin sağlığını için sağlığını kaybettiğinden kendi su istimalinden dolayı sağlığını kaybetme tehlikesi de var. Evet. Bunları da şikayete dönüştürmeye hakkında. Bunları Bunlar da şikayete dönüştürüyor. Ya. Bu sefer aman ben ne yaptım diye isyan cümleleriyle ya. Ne yapıyor? Rububiyet ilahiye tenkit ediyor. Yani evet bizim inancımızda Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle de tabi oradaki alıntı yaprağın izinsiz düşmeyeceğini hepimiz biliyoruz. İzinsiz düşmüyorsa bu hastalık izinsiz olabilir mi? Bu evimdeki huzursuzluk, kavga, gürültü, tartışma izinsiz olabilir mi? Peki. Şimdi, ki, evet, bu nimetleri böyle saydık ya basamak basamak aklıma Rahman suresi geldi. Rahman Suresi'nde 3 sayfa belki üç buçuk sayfa ama bir cümle arayla bir cümle arayla bir cümle arayla tam 31 defa Cenab-ı Hak aynı ayeti gözümüzün önüne getirerek aynı ayeti gözümüzün önüne getirerek bize diyor ki Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ya. Yani biz adeta nimetler içerisinde kuşatılmışız. Ama bazen bazı nimetler imtihan gereği olarak elimizden alındığı an Bağırıp çağırmaya kesinlikle diyor senin hakkın yoktur. Dördüncü devada da şöyle bir ifade bu, de bulunuyor. Diyor ki senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Evet. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği, istediği gibi, gibi tasarruf eder. eder. İşte bundan dolayı senin üstünde hak olan çok şükürler var. Onları yapmadın, hmm. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun, şikayet ediyorsun. Buradaki şey çok önemli. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Allah Allah. bir misal hocam. Bu hadis-i şerifin evet. anlamı. Yani evet. hadis-i şerif mealleri var burada. Hmm. Ben yani musibet ve hastalıkta, sıkıntıda yukarıdakilere... Fazla olanlara bakıp şükretmeyi, e, dayanmayı daha doğrusu. E, ondan sonra e, nimet noktasında da aşağıdakilere bakıp ona şükretmeyi. Birisine sabretmeyi, ya. birisine de şükretmeyi. Hazreti İsa bir ağacın altında dua eden bir adamı görüyor hocam. Böyle yaklaşıyor bakıyor ki çok hazin içten yapılan bir dua. Dikkatini çekiyor bakıyor ki adam diyor ki, Ey nice zengine vermediği nimeti bana veren Rabbim. Sana bu ağaçların yaprakları adedince, kainatın zerreleri adedince şükürler olsun. Hazreti İsa adamın böyle içten, böyle tam bir yakarışla, samimiyetle yüreği yanarcasına bu duayı yaptığını görünce yanına doğru yaklaşmış, bakmış ki gözü görmeyen, bakın ne kadar nimetleri elinden almış bir insan, gözü görmeyen Ondan sonra ayakları tutmayan felçli bir insan. E tabi bu hal Hazreti İsa'yı daha da böyle şaşırtmış. Demiş ki yanına yaklaşıp Efendi demiş senin gözlerin görmüyor, ayakların tutmuyor, bedenin de sıhhatli görünmüyor. Ama duadaki cümlelerde diyor ki ey nice zengine vermediği nimetleri bana veren Rabbim. Nedir ki diyor nice zengine verilmediği halde sana verildiğini düşündüğün nimet. Adam da Sesin geldiği tarafa doğru dönmüş demiş ki efendim Allah bana bir kalp vermiş. Bu kalp ile onu anabiliyorum. Bana bir dil ihsan eylemiş. Bu dil ile onu zikredebiliyorum. Ben düşünüyorum diyor dünyanın servetleri elinde olduğu halde bu iki nimetten mahrum sayısız insan aklıma geldikçe ben sevinçten şükür secdelerine kapanmaktan kendimi tutamıyorum. Bu cevap Hazreti İsa'nın öyle hoşuna gitmiş ki bakmış ki yani her ne kadar kafa gözü kapalı olsa da kalp gözü, maneviyat ya, gözü açık bir insan Hazreti Hazreti Bilal'da da yani, bu sır var ya. ya evet. Mescitler raksettiriyor. Sevincinden oyun oynatıyor ya. yani. Bana, Nedir seni sevincinden ya. döne döne oynatan Ey Bilal deyince Ya Resulallah diyor. iyi ki iman nimetine, hidayet nimetine ulaşmışım ve bu nimet senin, senin elinde, elinde olsaydı değil, ya Rabbimin elinde, evet. senin elinde olsaydı Mekke'nin ileri gelenlerinden Kureyş kabilesinden benim gibi Habeşistanlı bir köle sıra bile gelmezdi. Ya işte bu sır yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeyi evet. e, haksız bir surette istememeyi ve şekva etmemi Allah bize nasip etsin. E, ve şöyle Metin abi e, sen diyor kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olan, olanlara bakıp Şekva edemezsin. Evet. Yani adamın durumu şöyle böyle. Ya. Çok iyi gibi görünüyor. Niye bende yoktur? Niye bana da nasip olmadı? Niye ben zengin değilim? Niye ben sıhhatli değilim? Demeye hakkın yoktur. Şekva edemezsin. Peki ne yapman lazım? Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan bir Hiç çare mi? hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Ya. Örnek veriyor senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Yani musibet noktasında herkes kendinden daha zor durumda olanı bulur. Olanları bulur. Ya. Bir gözün yoksa iki gözü olmayan amalara bak. Allah'a şükret. Ve Allah'a şükret. Ya. Çok önemli. Ve yine o hadisin, hadis-i şerifin devamı burada da yine şey yapıyor. Nimete kendinden yukarıya bakıp şekva etme hiç kimsenin hakkı yoktur. Niye? Bana iki tane araba verilmedi. Yani. Niye bana işte efendim iki göz verilmedi. Yani. Niye bana işte efendim şöyle 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 bir evlat verilmedi. Ya da niye benim şuyum yok. Yani. Niye benim işte şu hastalığım var. Bak şu kişilerin hastalıkları yok. Yani. Böyle bir şeye hakkın yok diyor. Şekva etme hiç kimsenin hakkı yoktur. Musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Tamam. Bak her seferinde bir şükür var. Ya, ya. Bu sır bazı Risale'de bir temsille izah edilmiş. İcmalen ifade ediliyor. İşte bir adam diyor minareye çıkaracak. Her minare başında ona hediyeler verecektir. Evet. Fakat o da her minare basamağa çıktıktan sonra başka minarelere bakıp niye bu minare onlar kadar yüksek değil diyerek yani sanki bir hakkı varmış gibi. Sanki bir hakkı varmış gibi. Ya. Yani. Yahu sen hak etmediğin halde her basamakta hediyeler alıyorsun. Tamam. Bak işte taş değilsin, bitki değilsin. Efendim Yokluk derecesinde kalmadın. efendim hayvan değilsin, ya. insansın, Müslümansın. Bak elhamdülillah. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini saymaya kalksak bitiremeyiz. Şimdi bir de bu zamanda Metin ya. abi şöyle bir durum var. Ee, bu zamanda taş olmam, olmayıp, bitki olmayıp, hayvan olmayıp, insan olmayıp, Müslüman olup da şu hakikatlere sahip olmayan bir çareler var. Ya. Bu hakikatlerden uzak birçok insan var. Bak Allah bize okumayı dinlemeyi, izlemeyi lütfetmişse bu da nimetin özel bir basamağı daha bize sunulmuştur dememiz gerekiyor. Yoksa şimdi soruyorum. Dersi dinleyen kardeşlerimden mutlaka ehli ilim insanlar var. Herkese Rabbim ilimlerini arttırmayı nasip eylesin. Amin. Ama çoğumuzda medrese ilmi yok. Eski usul İmam Gazali Hazretlerine diz çökmedik hiçbirimiz. Mevlana Celaleddin Hazretlerinin Şemsi Tebrizi'ye diz çöktüğü gibi biz bir hocaya diz çökmedik. İlim ilmin böyle gizlettirilmeye çalışıldığı bir dönemde Allah yarı ümmi bir zat Bediüzzamanla bize bir ilim gönderiyor. Gönderen Allah. Bu nimeti bize ikram eden Allah. Kur'an'a yeniden bakabilmeyi, imanımızı yeniden şekillendirmeyi, hatta okudukça güçlendirmeyi bize nasip eden Allah. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Sadece irademizi kullanıyoruz. Allah irademizi kullanarak okumayı, böyle açıp zaman ayırmayı nasip etsin. Amin amin inşallah. Derse gelmeyi nasip etsin. Amin. e Pandemi döneminde, salgın döneminde efendim derse gidemiyoruz. Bak ders ayağımıza geliyor. Ya. Cebimize kadar iniyor. Şimdi açacağız. Hidayet evet. Mektebi'nden dersimizi izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Kimlele beraber? Belki binlerce insanla birlikte aynı ders halkasına oturmuşuz. Sanki, sanki bakın hiçbirimizde bir meziyet yokken hepimizin bir araya gelerek oluşturduğu o şahsi maneviyi Bakın Cenab-ı Hak bize imdad etti. Peygamberimizin ilim meclisleri dünyanın cennet bahçeleridir buyurduğu hadis-i şerifin manası şu sanal ortamda beraber bir araya geldiğimiz derslerde de tecelli evet, ediyor. Evet. Yani efendim pandemi döneminde medreseye gidemiyoruz. Pandemi döneminde vakıfa gidemiyoruz. Pandemi döneminde konferans salonlarına gidip ders dinleyemiyoruz. Şimdi artık sanal medreselerdeyiz. Gerçekten açıp çocuklarımızla beraber sanal medresede hep beraber katılmayı Allah bize lütfediyor. Şimdi daha önce biz derse giderken çocuklarımız evde, eşimiz evde ve yalnızdılar. Evet. Bazı işte onlar belki mahallenin şeylerle de meşgul olabiliyorlardı bazen. Şimdi ne oldu? Hepimiz evde evlerimizi bir medrese dönüştürerek bir kardeşimizin, bir hocamızın okuduğu dersi birlikte mütale ediyoruz. Evet. Evlerinizi bir medrese-i nuriye çevirin diye Bediüzzaman Hazretleri'nin bizzat tahşidatı var. Şimdi evlerimiz, bakın bu sanal medreselerle ne oldu? Ders kürsüleriyle e, rahmet merkezleri oldu. Bir Cennet kardeşimizin güzel oldu. bir ifadesi var. Şimdi yeryüzü genişliğinde bir medrese-i nuriyemiz oldu. Yeryüzü medres, büyüklüğünde bir medrese. Evet, Gerçekten öyle. Cenab-ı Hak bunun farkına olmayı, Amin. sahip olduğumuz nimetleri görmeyi Amin. Ve buna karşı mukabelede bulunarak okumayı, anlamayı, kendimizdeki cihazatları inkişaf ettirerek donanımın verilmiş amacına yönelik gerçekten kullanmayı nasip etsin. Evet. Toparlayabiliriz Metin Kırılmış abi. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Akıl odur ki, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ musibetun Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun sırrıyla teslim olup sabretsin. Ta o hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. Bu devada böyle adeta bir gerdanlık gibi Cenab-ı Hakk'ın üzerimize dizdiği nimetleri sayınca Elmalı Hamdi Yazır'ın duası geldi aklıma. Ee, müsaadenizle Lütfen. o duayla inşallah bitirelim bu dersi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salat ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. İlahi hamdini sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söyle. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yaret bize hep erdirdiklerini. Amin. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Amin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Amin. makam İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Amin. Server-i Asfiya kıldın. Amin. Enbiya kıldın. Amin. Muhammed Mustafa kıldın sallallahu aleyhi ve sellem salat selam, tahiyyat ikram, her türlü ihtiram ona, onun alü, ashabı, etbağına, Ya Rab. Kusurumuzu affet. Amin. Bizi kendine kul kabul et. Amin. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Amin. Ya Rabbi maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Amin. Bizleri sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amin. Ve Ya Rabbi bu hastalıklardan, salgınlardan bizleri ve insanlığı ya Rabbi muhafaza ile onu üzerimizden defeyle. Amin. Ya dafi al belaya, idfa al belaya. <applause> فالله خير حافزا وهو أرحم الراحمين آمين آمين, آمين. بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة